Alanlarda evlilik programları var. Evet. Devlet bunu kaldırsın mı, kaldırmasın? Bence kaldırsınlar. Neden peki? Çok iğrenç. Gerçekten çok iğrenç. Nerede iğrenç? Ay saçma sus. Annemiz ya. Oğlum anneniz dersin. Anneme buradan selamlar. Selam söyleyin de size kızmasın. Ya ama gerçekten çok saçma muhabbetler dönüyor, saçma sapan kavgalar dönüyor falan. Yani insanların bunları izlemesi biraz psikoloji bozuyor ya. Gerçekten. Ya tabii reyting yapmak için mutlaka arada böyle bir muhabbetler dönüyor yani. Döndürüyorlar, bir şekilde döndürüyor. Yani şimdi insanların kişisel görüşlerine karışamam. Hayatlarına da karışamam ama yine de kendilerini bu şekilde reklama sunmaları kötü bir şey gerçekten. Kaldırsın bence. Çünkü çok saçmalar ve gereksizler. Çünkü izlemesi güzel. İzlemesi güzel. Evet. Sadece bu kadar mı? Boş vaktimizde izliyoruz yani. Kaldırılsın. Kaldırılsın. Ya ben ayrı şey işsizlik olarak görüyorum açıkçası. Yani insanlar zaten bir işi olsa oraya çıkmazlar. Ya yani biraz şey ya, gösteriş gibi yani. Evlenme gelme bence. Hiçbir şey ciddi değil bence yani. Bence kurgulanmış yani çoğu. Senaryo falan. Değil mi? Takacaksınız mı? Maliye Kağan'ın gelmesi bir kere zaten reklam. Reklam yani, ne işi var orada? Gitsin şarkı falan yazsın, kendini falan kessin, bir şey yapsın. Eyvallah. Televizyon kanallar ilk çıktığında millete okuma yazma öğretiliyordu ya da halka daha açık yönelik öğretici şeyler öğretiliyordu ama şimdi edek programlarıyla milletin beynine, yani halka, insana, onu izleyen kişilere, evde oturan kişilere işte daha boş işler empoze etmeye çalışıyorlar ki bunu daha eğitici, öğretici ya da belgesel düzeyde ya da daha güzel, yararlı bir şeylerle katkı sağlayabilirler. Bence kapatılsın yani. Öyle bir programların olması, evet, kaldırılsın, öyle bir program izlenilmesin yani. Peki ne tür programlar yayınlanmasını istersiniz? Daha çok belgesel, yani resim, müzik, yani geleceğimize dair, yani eğitici, öğretici, evet. İnsana bilinçlendirici, yani eğitici programların olması. Senin de görüşlerini alalım, gel böyle. Yani ben televizyonda insanların evlenmesini izlemek istemiyorum. Orada iki insan hani açta fişne yapıyor. Bana ne diyorsun? Yani bana ne? Bana düzgün bir şeyler göstersinler. Alalım görüşlerinizi. Yani bilmiyorum, izlemiyorum. Siz? Yaklaşık biraz Bence onlardan elde edilen gelir çok yüksek. Yani onlar da para kazanıyorlar. Ama ben izlemiyorum. Yeni tür programlar yayınlanmasını istersiniz? Yani halkın görüşüne bağlı, bu tek kişiye sorulacak bir şey değil. Genel yapı. Bence yayınlanmaya devam etmeli ya. Neden peki? Çünkü onların da bir gelirleri var bu işten. Valla ben YGS öğrencisiyim şu an. Pek fazla ilgilenmiyorum. Buradan tüm YGS öğrencilerine çalışmalarını tavsiye ediyorum. Derslerinize çalışın, sınavda başarılı olun. Aynen. Yani programlar sonra. Türklerin ahlak yaşamına uygun değil ve kadını küçük düşürdüğüne inanıyorum. Bence yayınlanmasın. Karşıyım yani. Peki ne tür programlar yayınlansın istiyorsunuz? Ne tür derken yani, şimdi bu türden bahsediyorum. Şimdi ne diyeyim yani? Sırf belgesel seyretmeyeceğiz herhalde. Eyvallah. Ama yani bu tip kadını küçük düşürüyor ve Türklerin yaşamına uygun değil bence. Bence kalsın. Kalsın. Evet. Kalsın. Neden? Seviyoruz yani, programları izliyoruz. Evet, izliyoruz. Evet. Esra Erol favorimiz. Eyvallah. Teşekkürler. Bir tane izliyorum. Buyur abi. Sen buyur. Kaldırılsın abi ya. Neden? Belki senin de işin düşecek. Yok, kaldırılsın. Bir saatten sonra zevkler başlıyor programda. Kaldırılsın abi ya. Ben pek izlemem, sevmiyorum. Ben de ederim, kendim işini diyorum. Aynen abi. Eyvallah. Herkese selamlar buradan. Çok seviyorum sizi. Kendimi tutamayacağım, ağlayacağım şimdi. Niye? Evlenemiyorsun diye mi? Yayınlanmaya devam etsin bence. Güzel yani. Çünkü güzel kızlar var. Onları izliyoruz yani hepimiz. Bu kadar. Diyeceklerim bu kadar. Kızlar için mi izliyorsun abi? Yani kızlar için izliyorum. Yani evlen Mustafa da, Mustafa arkadaşım sen de gel. Hani biz bilmiyoruz, hani kızlar da olur, erkekler de, ama yani bizim grup, bizim şeyimiz kız yani. Mecbur olarak kız için izliyoruz. Yani ne için olur? Sorduğun soruyu kestik abi ya. Gel abi böyle. Abi vallahi şimdi bizim derdimiz kızlar mı diyecek? Ya öyle bir şey değil ama kız olsun da çapurdur. Aynen öyle. Çap Çap Bey de burada. Evet. Hoppa gitti tabela. Devam etsin mi yayınlanmaya? Tabii abi. Katılıyorum ben. Yani ihtiyacı var Türkiye'nin. Tabii. Tabii ihtiyacı var yani.
Evlilik. Peki hocam sen nasıl evliliğinizde? Kaldırırsın abi, kaldırırsın. Gelin, yayının arkadaşlar böyle, yayının hep beraber. Herkes çek abi, geniş açı. Yani fark evet, teker teker görüşlerinizi alacağım. Fark etmez bence. Senin için fark olabilir. Etmez. Sen için fark kaldırılsın etmez. Diyorum. Sen ne diyorsun? Kaldırılmasın. Buyur abi. Kaldırılsın. Kim var? Ben yani bence de kaldırılsın yani. Pek bir yarar olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Gel yavru Ceylan buraya. Kaldırılsın bence. Yaklaş yaklaş. Bilmiyorum seni. Kaldırılsın bence. Sizce? Kesinlikle kaldırılsın. Sen ne diyorsun? Kaldırılsın dünyanın en geri. Peki hep birlikte soruyorum, neden kaldırılsın? Abi çok boş ya. Valla. Kaynım bana atladı falan filan öyle. Hiç gerek yok böyle şeyler. Bence kaldırılmasın. Sebebi ne söyleyeyim sana? Abi. Abi komedi oluyor ya. Gülüyor insan. Gerçekten komedi yani. Komik yani. Komik tabi ya. Gülüyorum tabi ya. Ne demek abi? Vallahi. Sen ne diyorsun? Bence kaldırılsın abi. Kaldırılsın dedi bak. Sen ne diyorsun? Ne? Ben şimdi geldim abi. Essin ya. Neden abisi? Zaman geçiriyor millet. Allah Allah. Aynen. Boş boş. Evet. Diyorsun. Aynen. Eyvallah. Sen ne düşünüyorsun İlkan? Bence kaldırılsın abi ya. Diyorsun. Aynen. Neden abi? Toplum ahlakını bozuyorlar bence abi ya. Benim görüşüm yani. Bence kaldırırsın. Çok neden? Saçma. Çok saçma. Uzaklaşma hemen, gitme öyle. Çok saçma çünkü. Psikolojisini bozuyorlar. Diyorsun. Aynen. Eyvallah. Cıvıdı kaldırılsın derim. Evet abi alalım. Sen söyle. Cıvıdı kaldırılsın. Evet kaldırılsın. Neden? Bilmiyorum artık. Çok saçmalamaya başladılar. Baydı. Evet. Cıvıdı cıvıdı. Eyvallah. Vallahi bir şey diyemeyeceğim bu konu hakkında. Türkiye gündemi bu kadar basit mi ne bileyim yani. Tuhaf bir şey yani. Vallahi şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında evlilik programından çıktı yani. Zıvanaya döndü. Yani pek hoş değil yani böyle şeyler. İnsanlar katil bile olabilir yani. Açıkçası bu yani. Ama bir İzmir... Samimi değiller mi? Yani ciddi değiller. Bunlar bir hani nasıl diyeyim? Kurgu mu yani? Kurgu tabii ki kurgu açıkçası. Yani böyle diyebiliyorum. Diyecek başka bir şeyimiz yok. Yani kaldırırsa çok iyi olur. Böyle şeyler yakışmıyor yani yayınlarda.